Happy Navratri. Happy Navratri. Navratri Hindistan'da kutlanan 9 günlük bir bayram. Biz de bu bayramı nasıl kutluyorlar görmek için sadece çok ünlü Durgyana Temple'a geldik. Durgyana Temple. It is also Bengal. Bunu bilmiyordum. Bu tapınakta da altın varmış. Golden Temple'da biliyorsunuz en son videomuzda 750 kilo altın var demiştik. Bu tapınakta ne kadar, kaç kilo var bilmiyorum. Hindistan'da şu an saat 4:20. Hindular et türü bir şey tüketmiyor. Zaten genelde Hindular et türü bir şey tüketmez ama tüketenler var. 9 gün boyunca tamamen bunu kesiyorlar. Ve 9 gün hep değişik şekilde kutlanıyor bu. Biz de bu kutlamaya bakmaya geldik. Şurada kapılarda zaten tanrılar, tanrıçaların simgeleri falan hep var. Tabii ben çok adlarını bilmiyorum. Yine Hintçe böyle dualar yazıldı. Tapınağın her köşesinde. Tapınağın içi şöyle, iki tane girişi var. Burada oturup dua ediyorlar. Bunlar din adamları. Burada biraz para veriyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada şu an 1-2-3 tane tanrı var. Küçük küçük de var. Ben bunların adlarını pek bilmiyorum. Rajan hiç bilmiyor. Çünkü bir sürü var. Şu oturan adamlar genelde sizden para alıyor ve size bazı okunmuş yiyecekler veriyorlar. Buna parşat diyorlar. Rajan'ı kutluyoruz şimdi. Sandal ağacının suyla karışmış hali. Bu çok iyi geliyormuş. Sandalwood. Kokusu bile geldi yani. Ben de yapacağım ya. I will also do. Hindistan'da okunmuş sular, okunmuş yiyecekler çok önemli. Din adamları böyle okunmuş küçük küçük leblebiler dağıtıyor. Bu bunun manası çok büyük. Mesela benim kayınvalidem her gittiği tapınaktan alır ve bir kısmını atıyorum görümcem için de ayırır. Onlar da yesin diye. Hani bu bulunamaz bir şey değil ama tapınaktan geldiği için sır. Göster bakayım. Bakayım. Şu leblebilerden bizde de var zaten yani tadını anlayabiliyorsunuzdur. Saat artık 5'e geliyor ve kutlamalar başladı. Burası çok gürültülü. We'll be right back.
bunlar gibi. Daha önce denemediğim. Ama burası pek hijyenik değil. O yüzden Racan beni daha iyi bir yere götürüyor. Daha farklı bir şey deneyeceğim. Ama yine böyle sokak lezzeti gibi bir şey olacak. Bu arada Hindistan artık soğudu. Mesela şu an saat 7. Ve ben hafif hafif üşüyorum. Yani bir ceket olsa üstüme gayet iyi olacak gibi. Hindistan'da kış olmuyor mu demeyin. Oluyor. Özellikle ben kuzey taraftayım. Kuzey tarafta havalar soğuyor. Evet, karlı. Ya da çok aşırı şiddetli değil. Her mahallede görebilirsiniz. Yani bunlar sürekli yürüyorlar. Bunlar bir sürü kostümleri giyip giyip dolaşıyorlar işte.
bir yere geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. Sanırım şu ekmekten yiyeceğim. Şimdi Ban Tiki geldi. Şu Ban ekmeğin ismi. İçinde de patates köftesi. Yani Ali Tiki inside it, I think. Hani patatesi göstermiyor patates köftesi. Ay çok sıcak. O da içinde yani. Ekmek arasında olanı Ban Tiki oluyor. Ben sosunu ayrı koyun dedim. Çünkü içine çok dolduruyorlar. Biraz da salata var. Deneyelim. Çok sıcak. Like this. Tamam. Ben bunu çok seviyorum. Zaten yarısını yedim bile. Sadece ekmeğini biraz daha yumuşak isterdim. Şu ekmeği tereyağda, kızarılmış böyle kızgın yağda. Sosu mükemmel. Hatta bitti bile. İçindeki patates köftesi, salatalar falan mükemmel yani. Bayıldım. Bayıldım. Hindistan'a geldiniz, yiyecek hiçbir şey bulamadınız. Ban Tiki yani çok iyi. Bu var. Hayır, bu kötü. Bu her gece Rajan bunu evde kendi yapıyor. Try one time. Try one time. Çok kötü dediğim şeyi deneyeceğim. Çünkü hep evde yapılanı yedim. Belki dışarıdaki daha iyidir. Dedim yapıla. Kötü. Kötü. Kişnişi çok. Bunu ne amaçla yenir ben anlamadım yani. Saçma. Çok saçma bir şey. Çok karışık, karma karışık bir şey. Son mixing form. Ban Tiki is very good. Rajan Belpuris'ini yerken ben de artık videoya veda edeyim. Dini şeyleri çok merak ediyorsunuz Hindistan'la ilgili. Ben de her gün yeni bir şey öğreniyorum aslında. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Neleri merak ediyorsunuz ya da neleri görmek istiyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Çok öpüyorum. Happy Navratri.